Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Mete. Bugün o sıfırdan okçu serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki dün gece vadiye bırakamadık. Vadiye bıraktık işin açıkçası. Bir uykuluk durum var. Daha yeni uyandım, kusura bakmayın. Dün akşam vadiye bıraktık çünkü zindanda çok fazla potumuz gidiyordu, dayanamazdık. Burada da hiç potumuz gitmemiş. Şimdi şöyle yapacağım. Tekrardan zindana gideceğiz kasılmaya, fakat önce birinci köye gidelim, bir pazar çek yapalım. Mesela kişisel premium dükkanımıza bir bakalım. Abi çok iyi mesela, bak. Burada 3 tane item'ımız vardı. Bir tane SYH vardı. 300K'dan falan aldık. 4M'den koymuştuk. O da gitmiş. Bir tek şu kaldı ticaret için. Bunu da 1M'den aldık. 6M'e koyduk. Fakat bunu kendim kullanacağım. Yani 500 EP gider belki ama en azından kritiğimiz gelir yani, diye düşündüm. Bilemedim ya. 500 EP de iyiymiş. Tamam, ona bakacağız, ona bakacağız. Bir pazar gezelim, belki bir NPL'sini buluruz. Şimdi birinci köye dönüyorum dostlar. Ölelim şurada. Bir pazara bakalım, sonra yolumuza devam edelim. Dostlar galiba ilk çok para verdiğim şeyimi alacağım. Kolyemi. %10 kritik. 500 HP, %1 bayılma. 20'm. Şu bir kenarda dursun, aklımın bir kenarında yani. %10 kritik çok iyi. Bu arada 200K'ya şunu aldım, pazara koyarız. 2,5M'e de 1000 EP'li cennetin gözünü buldum. Güzel oldu. Şu kolyeye bir yükseldim. 20M şuna verilebilir bence dostlar ya. %10 kritik gerçekten ciddi rakam. Dostlar ben şimdi bakındım ettim. 10 kritiği var ya. Bunun hakkı bu değil ya. Ben bunu alıyorum. Bunu artı da basarız. Kutsamamız da var. Hatta hemen artı 5 basalım buna. Bir deneyelim. Olmadı birkaç tane daha kutsama alırız yani. 10 kritik. Nasıl hazırlanıyor? Alamıyormuşuz abi zaten. Of, çok üzüldüm şu an var ya, o kadar güzeldi ki. Şimdi dostlar bileziğimizi giydik, ayakkabımızı giydik. 3RM'den de bunların yerinden çıkanları pazara koydum. Şu kolye olsaydı var ya, 10 kritikli, 15 kritiğimiz, silahtan da gelen de 22 kritiğimiz olacaktı. Her gelen yani her 4 vuruşumuzdan biri kritik gibi düşünün. Bekledim biraz. Çok pardon, çok pardon. Biraz bekledim pazar açılacak mı diye, ama hala işte hazırlanıyor dükkan diyor. Her gittiğimde bakacağım ona. 20M'den var ya, inşallah alırız onu. Yani şu an belki şunu bir artılarız. Bir tane kutsamamız var. Bir de etkinliklerden birkaç kutsama daha yakalayabilirsem güzel olacak. Para beklentimiz var. Şimdi bir şey deneyeceğim. Tapınağa çıkacağım dostlar. Tapınağın üstünde kurbağalar var. Kurbağalardan kask düşürüyorlar. Kasklar da böyle bazen işte %10 kritik, %5 bilmem ne zart surt falan filan gibi şeyler geliyor. Hem biz oradan exp gelecektir. Levelimiz 55. Bir onu deneyeceğim. Birkaç saat orada takılalım. Olmazsa yine zindana döneriz, örümcek zindanına. Diyorum. Genel bilgilendirmeyi yaptığıma göre şunu bildireyim. Daha kararımı veremedim. Tekrarla anlatışma ok yağmurum diye. Ok yağmuru biraz daha ağır basıyor ama daha düşüneceğim. Bir acelemiz de yok zaten. Artık level almamız yavaşladı. Hani peş peşe master yapamayacağız. Dedim. Her şeyi anlattım. Şöyle bir şey daha var aklıma geldi. 50. level silahlarını almadım. Şunun biraz zamanı geçsin diye. Ama şöyle 65'e en sonuna kadar ne zaman veriyor bunları bilmiyorum ama 65 olunca sarı ejderha yayı almayı planlıyorum zaten elime. O yüzden aslında bu bölümde alabiliriz ya. Şu an bence 15 güne 65 olmuş oluruz diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar atak farkı var. 167-267. Bayağı da atak farkı var abi şimdi. Ortalama 25. Saldırı değeri falan filan. Tamam. Şunu şöyle kenara alalım. Şu yaptığımız olay şimdi bize bir challenge oluşturdu. 60'ta gelmese bile özel silahımız. Hedefimiz şu. 15 gün içerisinde 65 olacağız dostlar. Titan fısıltısı gidene kadar 65 olmamız gerekli. Evet, çok boş yaptım. Şimdi kuleye çıkıyorum. Kulenin girişinde o kurbağalarda görüşürüz. Şöyle bir metin gördüm dostlar. BK MK atar mı bilmiyorum ama bir keseyim dedim. Bakalım kesebiliyor muyuz Metin? Böyle bir küçükçe kendimizi deneme gibi. Akıyor ya, baksana bitti bile, çok kısa sürede ilerliyor. Aa, BK attı. Normalde atmaması gerekmiyor muydu ya bize? Kurt pençesi, tüh. Bir de şey falan gelseydi böyle BK olarak. Ulan aslında BK mı kovalı? Yok ya, bir an önce kasılalım. BK'yı sonra ilerleyen zamanlarda da kovalarız. Beyler bir de premium dükkan alayım dedim. Ya 12 saat nedir ya? Birkaç gün ver bari be hoca. Yani birkaç gün ver.
Şaka gibi. He, premium dükkan açıkken kullanamıyor musun? Tamam, şehre gittiğimizde artık kullanırız. Bir tur daha alacağım şundan bakalım ya. Bak bunda da yine bir gün falan. Oğlum millet bir hafta falan alıyor ya. Bizim bu bahtsızlık ne olacak? Evet dostlar, şimdi buraya geldim. 57 levelin 4. seviyeleriymiş. Kolay kesebilir miyiz bilmiyorum ama zindanda bile kasılıyorsak bunları bence kesebiliyor olmamız lazım. Tecrübe büyüklerden fena gelmiyor ama küçüklerden az. Yani tecrübe açısından çok verimli olacağını düşünmüyorum buranın ama dediğim gibi belki kask mask bir şeyler ayarlayabilirsek iyi olur. Yatacağımızı düşünmüyorum bu arada. Yani örümcek zindanında kasılırken burada yatacağımızı hiç zannetmiyorum. Çok kalabalık değil slotlar. Bakalım birazcık deneyelim ya. Hani dönüşüm kitabı falan bunlar para etmez de. Az bir deneyelim. Kask mask bir şeyler alırız belki. Dostlar, plan başarısız oldu. Öldük orada ilginç bir şekilde. Anlamadım yine. O kadar çok kapşon düşüyor ki hepsinin içerisine bakıp da bir şey var mı yok mu diye ayırt etmek ya, o zamanı harcayamazsınız gerçekten. Dedim bari o zaman gelelim buraya kasılalım. Dünkü slota geldim yine zindana. Şurada bir kasılalım bakalım ne olacak ne bitecek. Birazcık XP alalım. Daha sonrasında işte ork dişi ve BK'larımızı basmak için şehre döneceğiz. Ama şu anda onların süresi var. O yüzden bir miktar buradayız, devam. Dostlar şimdi 56 olduk. Bir HO alırım. Birinci köye bir gidelim. Buradan çünkü birinci köye koşması çok zor oluyor. Bir BK'larımızı basalım. Ork dişimizi verelim. Efendim ne söyleyeyim. Bir pazar çek yapalım. Hatta premium dükkanımız nasıl durumu? 4M giden gelen bir şey yok. Şurada bir BK atalım ya hemen. Hocam selamlar. Kıvılcım vuruşunu zaten atamayacağız da. Şöyle bir artık bir hayda. Başarısız. Hocam bizim bu BK işini nasıl yapacağız ya? Hı? Bu BK işini nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Kaç gün oldu yani, daha bir M3 göremedik ya. Vallahi şeytan diyor sıfırla dön bıçakçıya. BK'dan yüzümüz gülmüyor biyolog. Bari al sen şu ork dişini de. Sen yüzümüzü güldür. İyi kaldı 7. Süper. Dostlar şimdi birazcık fiyatları ufak ufak böyle bir aşağıya çektim. Kâr cebe yakışır. Alalım bakalım. 2 tane de şey aldım. Zincir kapşon aldım. 1 artı 3, 1 artı 5. Artı 5'i 5 yarı insanlıydı. 100K'dan aldım bunları. Bunları da attım pazara. Bu 5M'den gider bence. Yarı insan bayağı kıymetli oluyordu. Dediğim gibi fiyatları 99K'lara, 100K'lara çektim. Premium marketimizi de uzattım. 3 günümüz var. Bir de bir şey daha almıştım ama. BK aldım. 50K'dan 60K'dan 3 tane. Şimdi pazarımızı açalım, son bir fiyat kontrolümüzü yapıp. Aynen, zaten pahalı olanlar şunlar. Diğerleri 90K, 100K. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel verimli bir pazar olur. Şimdi üstümü başımı toparlayıp. Şu BK hala okunmuyor mu ya? Hala mı? Yani. Neyse, onu okuruz. Onu kasılırken de okuruz. Üstümüzü başımızı toparlayalım. Ha, pazarımız da burada. Gidelim kasılmaya. Dostlar tam çöle gitmiştim. Sonra şunu hatırladım ki bineğimizin süresi bitiyor. Sonra baktım bittikten sonra kayboluyormuş. Şu yemin hiçbir anlamı kalmıyormuş. Şimdi Seis nerede? Koştura koştura geldim hoca ikinci köye. Bir hafta daha kullanalım biz bu bineği. Şöyle oluyormuş. Nerede bu uzatma şeyi? Bir saniye. Yeni bir bineğe girmek istiyorum muydu? Apollosa'nın ömrünü uzat. Şunu al. Ya da şunu al mı? Uzat. 7 gün hoca. Aynen öyle. Yani bilmeyen varsa bir kenara yazsın. Bence bayağı güzel bir hareket. 7 gün. Dostlar yine mekana geldim. Burada potumuzu falan da sağlamından aldık. Şundan da bir tane içelim be. Atağımız hızlansın yarım saat. Potumuzu falan da sağlamından aldık. Döşendim. Burada 7-8 saat kalmayı planlıyorum. Yani bir 57-58 level'a burada kendimizi atarsak 58 çiçek olur ya. Şunda da sanki ok yağmurunu master yapacakmış gibiyim ama daha karar veremedim. Kasılmaya devam dostlar. Pazarımızı falan da hazırladık bu arada. Onu da göstermiştim az önce. Bu saatten sonra kasılmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani 60'a doğru artık kendimi bir atmak istiyorum. Ondan sonrasında görevlere bir tekrardan bakarız. Dostlar, herkese yeni bir günden merhaba. 58 level olduk. Şimdi gideceğim şehre. Hem bir master kitabımızı okuyacağız, hem de bir ork dişi teslimi için bir bakalım süremiz dolmuş mu diye.
Potumuz falan da bitti. Potu falan da yenileyeceğiz. Aynı zamanda da premium dükkanımızda da bir satış oldu. 19M'e geldi. Deniz kızı sandığı falan satıldı. Fena değil. Paralar da güzel. Yani akıyor. Akış da güzel. Level da iyi ilerliyor. Geriye dönüş için ışınlanma kağıdını kullanmayacağım. Son bir hakkımız kaldı çünkü. Acil durum olur, bir şey olur, orada kullanırız. Şimdi hemen şehre dönelim. BK'mızı okuyalım. Hatta BK'mızı şurada okuyalım ya, farklılık olsun. İşte bu ya. Diğerlerini okuyabiliyor muyum da? Aa! Nasıl okudu ya onu? Ama yine başarısız hoca ya. Yine başarısız yani artık. Heh, sonunda bir tane de M3 yaptık. Şu zehirli ok bela oldu başımıza ya. Gerçekten. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse, gidelim şimdi şeyimizi verelim hemen. Ork dişimizi de verelim şehre gidip. Şehirde görüşürüz dostlar. Dostlar şu anda görev yapmayacağım. Kısıtlı bir vaktim var. Fakat şurada bir tane 24 saattir beklediğimiz bir görev vardı. Onu alacağım. Kızgın Deniz böl... Ney? Bir de konuşabilsem çok iyi. Kızgın Deniz Canavarları isimli görev. Şöyle. Şimdi hemen ork dişimizi vermeye gidelim. Hocam gel sevindir şu garibi be. He? 6 tane kaldı. Süpersin. Şimdi gidelim bir pazar check yapalım. Ne var ne yok. Bir kontrol edelim ya. Bak dünkü pazarda gördüğümüz 20 emlik şey güncellenmiş. 1 won. Verilir mi acaba buna 1 won ya? 10 kritiği falan var. Hani bir takıya falan harcamak istiyorum işin açıkçası parayı da. 30 won mesela, bu değil de. Bir düşüneceğim. Onu alabilirim belki 1 won'a ya. Dostlar şimdi pazarda çok ekstra bir şey bulamadık. Parayı aldım üzerime 138 em oldu. O 1 won'luk şeye bir yükseğim. Cennetin gözyaşı için. 2 tane de 100 RK'dan kask buldum artı 4. Onları da 2M'den attım. Şimdi üstümü başımı toparlıyorum. Kaldığımız yerden kasılmaya devam. Dostlar yine geldim aynı mekana. Botumuzu başlattık. Yani oto avımızı. Şunu düşünüyorum ya. Acaba şu XP şeylerini de kullansak mı? 60 istiyorum çünkü ben bu bölümde ya. Kullanalım ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Dur. Dur hoca. Aa, bunlar basılıyormuş. Pardon. Direkt giyiliyor zannediyordum diğeri gibi. Nerede o? %100. Aynen öyle. Tamam. Onu kullandık. Şunları da kullanalım ufak ufak. Ne kadar hızlı kasılırsak o kadar iyi hoca. Ne verirsen. İyi. 6 tane var şundan. 6 tanesi biz 60'a kadar hızlı bir şekilde atmamızı sağlar. Ondan sonra da görevlerimizi yaparız. Belki 61 olursak bu bölümde. Bölümün ismini Hayat Biz 61 kenara yaparız. Dostlar bir süredir burada kasılmaya devam ediyoruz. Ah, oyun donuyor. Bir miktar XP şeylerimizi kullanmış olabiliriz. Şimdi gelince kalanlarını da kullanacağım ama önce bir şehre gidelim. Bir pazar check yapalım. Birkaç bir şeyimiz gitmiş. 7M'de para gelmiş. Hem de bir artı basılacak bir şey var mı falan ona bakalım. Bir de 3 tane kutsama düşürdük bugün. Bir tane de dün düşürmüştük. 4. O bir wonluk cennetin gözü kolye duruyorsa 500 ZP ile 10 kritikli. Galiba gideceğim onu alacağım. Bir de kutsamalarla artı basacağım. Şimdi botu durduralım. Öyle öyle bir gidelim birinci şehre kadar. Oradan ticaret alanına. Dostlar birinci köye geldim. Yerden mavi X-Large buldum birkaç tane. Allah bereket versin. Paramız var diye çöpçülüğü bırakacak değiliz. Şuradan premium marketten 7 emimizi de alalım. Bir pazar bakınacağım şimdi. Galiba ben o bileziği alacağım. Şunu ve o bileziği ikisini artı 6 deneyeceğim diye düşünüyorum. Statülerimiz Wit ve Dex doldu. Yani tam araştırmadım. Emin olmamakla beraber abi bizim int'te pek bir işimiz olacağını düşünmüyorum. Burada mesela int ile güçlenir diyor ateşli oka falan filan ama Dex ile güçleniyor aslında ve STR ile güçlenen skill'lerimiz de çok var. O yüzden hoca ben STR'den yana kullanıyorum şeyimi. Bir de düz vuruşlarımız da artar. Artık yeni statlarımızı STR'ye vermeye başlıyorum. Şimdi dostlar 500 EP'li 10 kritikliği 1 won'a alacaktık. Parayı çevirirken de 3M gidiyormuş. Nasıl çeviriyoruz baktım, depocudan çeviriyoruz. 103M. Bir de 10'a artı denemek için kutsamaları mutsamaları falan filan harcayacaktık. Tanesi 2,5M'den. Onun yerine şöyle bir şey yaptım. Bir tanesi 1M'den, bir tanesi 2M'den cennetin gözyaşı buldum. 1000 EP'li arkadaşlar, bedava. Yani normalde şunları 10M'den falan koyuyorlar. Bu da bana gaz verdi. Dedim ki bilinmeyen ilaç da alayım. Bunları bir artı altı deneyeyim. O yüzden de bu silah ustası artı basıyor muydu ya? Demirci miydi bu? Değil mi? Demircimiz yok mu? Zırhçı. Simyacı. Lonca demircisi yok mu? Nerede basacağız hoca biz bunu? İşi kes. Başka yerlerde var mı?
Boş. 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 Hepsi boş. Ya yine kaldık mı bizim it demirciye ya? Oğlum ona kalacağımı bilsem almazdım şunları ya. Canım demirciğim, geliyorum. Şimdi hoca atımızdan inelim, zırhımızı kalkanımızı takalım. Saygıda sıfır. Saygıda sıfır değil ne? Saygıda kusur yok muydu? Neydi öyle bir şey vardı. Saygıyla ilgili bir şeyler vardı unuttum. Şimdi hoca. Bir şunları bir artı dört yapıver hele ya. He? 2 2 basacağım. 2 buna 2 ona. Hadi hoca. Artı 4 yapıver bakalım. Süpersin. Şunu bir artı 4. Artı 2 part ya. Ne artı 4 oğlum. Kafa gitti kafa. Kafa kalmadı. Şöyle bir. Ya ama bu hayvan oğlu hayvanlık. Bu itlik, bu şerefsizlik ya. Ya bu başka bir şey değil ama ya. Yani. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Satsak 20 evimiz olurdu ya. Şu artı basmalıkları kullanmayı bile nasip etmedin bize ya. Bu artı basma işi var ya, kumar gibi ha. Yani evi arsayı bıraktırır adama. Gittim 4 eme bir tane 1000 epeylik daha buldum, aldım. Bu şey evladı, artık bunu artı 4 yaparsa artı 5 artı 6 deneyeceğiz. Ulan 1000 epeyliği alsak şeyi, bir bunu alsak daha ucuza denk gelecekti ya, böyle baksana. Yap şunu artı 4. Tamam, şu artı basmalıkları alayım. Hoca şimdi bunu da kullansak bizim yine bayağı işimize geliyor. Delici vuruşu, büyü hızı yüksek. Daha fazla can veriyor falan ama. Bazı riskler alınmalıdır. Bazı riskler alınmalıdır. Her ne kadar demirci bir vatan haini terörist olsa da. Şimdi karar verecek. Gözümüzdeki değeri belli olacak şimdi. Ya bu var ya. Ya bu vatan haini ya. Bu var ya bu. Puh, rezil seni ya. Ulan bu yok mu bir şey, bir şey basmaz bir şeyler şuna. Oğlum. Şimdi dostlar buraya geldim. Buradaki planım şu. Kask düşürmek. Artı 6 bile bassak defansı 58'e geliyor. Bir de %7 bize şey avantajı sağlıyor. Yakın saldırıları bloklama avantajı sağlıyor. O yüzden bir kask yaparsak bunu da bir 30 m 20 m falan pazara atarız. Şuradan kendimize bir kask düşürelim. Artı 6 basmalık. Dostlar şimdi bir süredir buradayım. Şöyle ki geldim şuraya. Bir sürü ork kapşonu topladık. Planımız burada artı 7 basmak. Artı 5'e geçirirken sadece bilinmeyen ilaç artı var. O çok para ediyor. 1,5 m falan. Olsun, ondan sonrakiler para değil. Burada da 3-5 tane böyle SP'li HP'li bir şeyler topladım. Bir tane %20 HP üretimli var. Onu da pazarımıza atarız. As be. Oh, iyi tecrübe gitmedi. Şehirde başlayacaktık. Boşuna mı öldük biz aslan parçası? Şimdi gidelim şehre. Bir en pazar yoklaması yapalım. Ondan sonra şu artılarımızı bir deneyelim. Şunları pazar attıktan sonra pazar yoklamasıyla beraber. Umarım bu vatan haini demirciye rağmen bir artı 7 çıkartırız. Bir artı 7 hedefim var, bakalım. Kısmet. Dostlar şimdi CH1'e geçip pazara gitmeden şunları bir artı 4 atacağım. Bakalım kaç tanesi geçecek. Bir de şununla ilgili kararımı da verdim. Tekrarların atışı master yapacağım. Heh, abi hem hızlıca uyguladım. Neden diyeceksiniz? Dostlar şu ok yağmuru sürekli yanımdaki bana dalan iki tane mesela adama vursa eyvallah. Ama şöyle bir durum söz konusu. Abi 5 kişiye de vurabilir o master olduğunda ve etrafımıza 5 tane slot toplandığında okla kesmek gerçekten sıkıntı. Ölürüz. O yüzden en azından tekrarların atışı yapalım ki birileriyle kapışırsak edersek falan filan sıkıntıya düşmeyelim diye düşündüm. Ve öyle bir karar verdim. Hızlıca da aksiyon aldım az önce gördüğünüz zaten. Şimdi hemen şunları bir artı 4'e atıyorum. Bakalım kaç tanesini çıkarttırabileceğim. Daha sonrasında da pazar açacaklarımızla beraber gidelim. Hem artı basmalığımızı alalım. Evet. Artıyı basıyorum ve CH1'de görüşelim. Ya beyler sonra bu demirci vatan haini dediğimde bana kızıyorsunuz.
Gerçi kızmıyorsunuz da. Ya bu harbi vatan haini ya. 20 tane kasktan 2 tane mi artı 4 çıkar hoca? 20 tane kasktan 2 tane artı 4 çıktı. Terörist ya bu. Dostlar pazar gezerken artı 4 1500 HP'li 3M gördüm. Çök. Bedava. Bedavadan daha ucuz hatta. Hoca ya ben bunu bir Von'u alacağım ya. 10 kritik. Kutsamamız da var. Şunu artı 5, şunu artı 5 atarız. Ben gidiyorum şu parayı Von'a çeviriyorum. Hoca şu anı beraber yaşayalım. Döviz bürosu mu? Yangı Von'a. Kaç Von? Bir Von almak isteriz hoca. Bir saniye yalnız. Ne kadar paramız vardı? Videonun başından bir bakacağım. Evet, %3 vergi alıyor ya. Dönüştür lanet olsun ya. Gidelim alalım onu da. Dostlar, şimdiye kadar ki en pahalı ticaretimizi yapıyoruz şu an. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiye kadar ki en pahalı ticaretimiz. 10 kritik 500 EP %1 de bayılma. Totalde yani bununla beraber 15 kritiğimiz var şu an. Bir de şu 1500 EP artı 5 geçerse bir artı basmalıkları da alayım şunlar için falan da. Gerçi bilinmeyen ilaç bayağı pahalıydı ama. Şuradan hemen bir bakalım. O birazcık para eder. Diğerleri para değil. Bakalım. Bilinmeyen ilaç artı. 10 tanesi 4,5 emmiş ya. Alıyorum hoca. Zaten şundan birkaç tane bunlar geçmez yine bir artı 5 basarız biz. Baksana. Oha tanesini 10 emden koyan var. Siz şaşırmışsınız. Şunu da aldım. Bir tane de artısız bilinmeyen ilaç alıyorum ve artı basmaya geçiyoruz. Şimdi dostlar şu kasklar için tabii ki de para harcamayacağım. Para harcamayacağım demişim. Kutsama kağıdımı harcamayacağım. Direkt gideceğim demirciye atacağım. Şu vatan haininde bir deneyelim artı 5. Ya yakacak gerçi de 20 tane işe yapmayan. Aynen öyle. Vatan haini seni. Artı 6'ya ne istiyor? Kurbağa dili var hoca. At bakalım. Belliydi. Belliydi. Şimdi güzel bir yere geçelim. Şunları kutsamayla atalım ya. Şu geçse artı 6'ya var ya bak. Yani 2,5 won artı 6'ya geçse şu. Evet hoca. Şimdi tarihin en gergin artı basması başlıyor. Hazır mıyız? Of. Artı 5 olunca 6 delici 10 kritik. Olur mu be? He? Şöyle kalabalık bir meydanda. Pek mümkün değil gibi. Of. Of kine. Of. Sen peki olacak mısın hoca artı 5? He? Sende var mı o dirayet? Sende yokmuş. Peki sen artı 6 olur musun? Bak söz olsun artı 6 olursan ellemiyorum. Yani artı 6 olursan ölene kadar takıyoruz seni. Şimdiye kadarki en elit itemımızsın çünkü. He? He? Böyle okşayarak evet'i. Hadi ne olur ne olur ne olur. Kulaklığı çıkartacağım. Bir saniye kulaklığı çıkartacağım. Gözlerimi de kapayacağım. Sesini duymak istemiyorum. Ya sen nesin? Sen nesin? Beyler. Ne diyorlar bunlara? Aso item. İlk elit itemimiz bence yapmışız. Yani yaptık. Yani ekstra bonus falan eklemeye gerek yok. 10 kritik, 8 delici, artı 6 cennetin. Ya var ya, çok seksi bir şeysin sen. Sen çok seksi bir şeysin. Peki seni artı 4 atalım tekrardan. Geçecek misin? Tamam şuna bir artı 5 deneyeyim. Bu arada gitmişken bir kutsama alacağım. Bir de bilinmeyen ilaçtan 20 tane çekeceğim hoca. 4 erem vereceğim ona. Niye diyeceksiniz? Ben çünkü o kasktan artı 7 basacağım bir tane. Kafaya koydum yani. Hoca hepsini almışlar ya. Hepsini almışlar ya. Alırlar tabi abi. Tanesini o neme koyuyor millet. Biz az önce nasıl bu ticaret imkanını kaçırdık? Bir artı basacağız diye. Elimiz ayağımız birbirine dolandı ya. Keşke gelse öyle bir fırsat. 100 taneyi toplardık. Hoca geç artı 5 ol. Vatan hainliği yapma bak. Kritik bizim için çok önemli. Şunlar da zaten dünyanın parası. Hani anladın mı? Kalan iki taneyle de bir tane zırh deneyelim ya. Hadi lütfen. Lütfen bak paramız da kalmadı. 19'en paramız kaldı. Hadi. Geç. Hop. İşte bu. İşte bu. Artı 6'ya ne istiyor bu?
Hocam 3M'den şunu aldım. 2M'de şu ikisini aldım. Bak lütfen vatan hainliği yapma, tamam. Artı 6 olunca seni de bırakacağım bak. Bunu nasıl bıraktıysam seni de artı 6'da bırakıyorum. Uzun bir süre ellemiyorum. Sonra kaskımıza odaklanacağız. Kalkanımızın zaten şekli düzgün. Şu tosbağanın yanına gelelim. Şöyle inelim. Duvara doğru dayanalım. Sırtını dön bize hocam. Bak vatan hainliği etme. %7 kritik. %10 burada var. Bir de şuradan da %7 var. Ya her 4 vuruştan biri ya. Hadi. Hadi. Hop. İşte bu. İşte bu. Ya şu nerede o vatan haini demirci? Oğlum bak bak adamlık gör lan. He? Neredesin? Kutsama kağıdının adamlığı karşısında diz çökeceksin oğlum. Canımızı aldın, 20 tane bastık. Neler neler bastık gittik. 50 em zarardayız senin yüzünden ya. 7'ye ne istiyorsun sen? Yok, 7'ye denemiyorum hoca. Sözünde durmak lazım bak. Aç gözlük etmemek lazım. Şimdi hemen şu itemlarımızı falan bir şey yapalım. Pazara atayım geleyim. Dostlar şimdi 1000 EP'liyi 7'den koydum. Burada bir 4M'imiz var. Şu giderse 80M. Yani pazarımızda çok doğru düzgün bir şeyimiz de kalmadı işin açıkçası. Bir şu var 5M %10 orklara karşı var diye koydum. Bir de şu %20 HP 5M'den koydum. Ya olursa olmazsa diğerlerini 500K'dan saldım. Pazarı açtım. Paramız 14M kaldı. Sıkıntılardayız ama hiç önemli değil. Çünkü dostlar çok güzel bir kolyemiz var. Çok güzel bir bileziğimiz var. Maşallah yani maşallah. Her ne kadar demirci vatan hainliği yapmış olsa da şuradan birazcık toparladık. Şimdi bilgisayarın başında çok duramayacağım için gideceğim. Örümceklere bırakacağım. Zaten saat olmuş 12. 2 saati internet atacak bizi. O zamana kadar da bir 61 olursak yarın sabah da BK'larımızı falan okuruz. Bir pazar çek yaparız son. Öyle bir bölümü bitiririz. 61 olmak istiyorum çünkü bu bölümde. Haydi bir potumu anamı toparlayacağım. Gideceğim sonra. Dostlar geldim. Potumu falan koydum. Buraya bıraktım. Farkında mısınız bilmiyorum ama char her gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gelmeye başlıyor yani. Mesela burada artık çok daha rahat gider. Mesela potumuz çok daha az gider artık burada. Çok daha uzun süre kasılabiliriz. Baksanıza canımız bile azalmıyor yani. Şu büyükler çıkınca azalır. Şu kritik işi, ya ilk elit itemimizi almamız beni çok mutlu etti. Şimdi 2 saat sonra char oyundan atılacak ama bu pot oyundan atılana kadar götürecek. Birazcık buradan gelen XP'miz düştü. O kötü oldu. Azalmaya başlıyor artık. Yeni kasılacak alan bulmamız lazım kendimize. Ya da kat çıkacağız. Bir üst katta kasılacağız. Bakacağız, göreceğiz ona. Şu ikisi beni çok mutlu etti. Bak güzel bir uyku çekeceğim şu ikisi sağ olsun. Yarın BK'larla ork dişimizi vererek güzel bir güne başlangıç yapacağız. Şimdi neyimiz kaldı tabii? Bir ayakkabıyı yenilemek lazım. Mesela anka ayakkabıyı bir artı 7 falan basmamız lazım. Bir de böyle 1000 EP'lisini falan bulup yenilemek lazım bunun. Şu ikisine uzun bir süre dokunmuyoruz dostlar. Kalkanımı da çok seviyorum. 61 kalkanına geçmem büyük ihtimalle. Kask ve ayakkabı. Önümüzdeki iki hedefimiz bu. Artı 7 şeyin kaskı. 60 level'ın. Çünkü yakın saldırıya bloklama var onda. Bir de şu ayakkabı. Zaten kafamızdakini de satarız. Oradan da para gelir. Biraz maddi sıkıntılardayız ama çözeceğiz dostlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi güzel bir uyku çekmemin zamanı geldi ya. Yarın görüşürüz. Evet dostlar, uzun bir süredir buradayız ve artık şunu diyebiliriz. Hayat bizi atmış bir kenara. Bayağı uzun süredir buradayız yani, saatler olmuştur. Potumuz artık çok daha az gidiyor. Mana biraz daha yani mavi iksirimiz biraz daha fazla gitmeye başladı. Artık buradan da XP az gelmeye başladı. Başka bir yere geçmemiz lazım ama şu an ona vaktim yok. Şu an şöyle yapacağım. İki kere ölelim. Bir şehre gidelim. Bir pazar çek yapalım. Bir sağa solu kontrol edelim ne var ne yok. Ondan sonra gelelim tekrardan buraya. Kasılmaya devam edelim akşama kadar. Muhtemelen 62 oluruz. Bu bölümde görev falan çok düşünmüyorum. Yapmam herhalde yani görev falan. Uğraşmam bu bölüm. Bir sonraki bölümde yaparız görevleri. Şimdi bir gidelim BK'larımızı okuyalım. Üstümüzü başımızı toparlayalım. Ork dişimizi verelim. Ondan sonra gelelim burada tekrardan 62 yolculuğumuza devam edelim. Evet dostlar, şimdi dün vatan haini demirciden kaçıp kutsamayla artı basıp performans aldığımız yere geldim. Şu şeyin tosbağanın yanı, yani kaplumbağa ejderhanın yanı. Kadim bir kaplumbağa ejderha. Neyse. Şimdi şurada hemen bir BK'larımızı okuyalım bakalım. Zehirli ok başarısız. Oğlum bu zehirli oku M3 bile yapamıyoruz he. Ateşli ok iyi, 2 kaldı. Kıvılcım başarısız.
Abi bu BK işi çok keleke he. Para biriktirip şu şeyden şeytan çıkarma personelleri galiba tekrar okutuyordu. Aynen. Şunlardan alıp zınk 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 geçirmek lazım onları. Neyse bir ork dişimizi verelim belki oradan yüzümüz güler. Hocam selamlar. Şu ork dişini al. 5 tane kaldı. Çok iyisin be biyolog. Vallahi keşke BK'lar da senin kadar iyimser olsa. Şimdi hemen bir pazar çek. Dostlar şimdi yalandan bir küpe müpe vardı. 50-100K'dan onları ekledim. 2 emlikte bir şey satılmış. Onları da aldım. Pazarı da bir ara düzenleriz. İnceden bir fiyat kırarız. Çünkü bayağı aldıklarımız duruyor. Şimdi bakalım ne var ne yok diye. Dostlar 30K'dan 4 tane artı 5 zincirli kapşon aldım. Bir de ben site şurada. Başka bir şey bulamadım pazarda. Çok pahalı gerçekten pazarlar. Orası öyle dursun. Pazara bir ara çeki düzen veririz. Bir sürü de BK aldım. Şimdi bunları bir depoma atacağım. Hem de bir artı basmalar bilmem neler bir sürü şey vardı. Onları bir diğer çarlara alayım. Depomuzda da yer kalmadı. Dostlar çöle dönerken bir şey gördüm. Bir tane arkadaşımız metnin az uzağında dur ve otomatik avı aç. Üstüne gelen yaratıkları da keseceği için çok daha rahat kesersin demiş. Çok mantıklı ya. Ya yani metinin dibine girmeye gerek yok hoca. Böyle uzaktan uzaktan ince ince vuracaksın. Zaten çıktıkça üstüme geldikçe yaratıklar onunla mesela bu üstüme geliyorlar. Skill kullanabilirim mesela şu an. Abi bak bu yorumları atan arkadaş hala daha izliyorsa kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mantıklı bir hareket yani metinin dibinde durmaktansa. Müthiş. Abi bir de etrafındakileri de temizlediği için canım bile gitmez he. Yani evet biraz daha uzun sürede kesersin metni ama bırak AFK kal yani çok iyi. Dostlar herkese selamlar. 62 olduk ve buradan gelen tecrübe bayağı bir azaldı. Yani 5K gelenler var ama diğerlerinden de 1K geliyor. Bunu alternatif bir yer bulmak lazım. Bir yön vermek lazım bu duruma. Böyle yeşil orman falan filan vardı. 70 level yaratıklar. Belki orada falan kasılabiliriz diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Bir de zırh mırh düşürürüz belki onlardan çıkıyorsa. Şöyle skillimizi de verelim. Hemen neredeydi tekrarlanan atış. Dostlar bu bölümü burada bitiriyorum. Birazdan şehire geçeceğim. Yeni bölümde bir pazar çek yaparak başlarız. 4 hem de paramız olmuş güzel. Hem bir pazarımızı düzenleriz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.